Geçen sezon bize gösterdi ki transferde nokta atışı hamleler yapabildi Trabzonspor. Ben de artık Trabzonspor'un listesinin hazır olduğunu düşünüyorum. Belli bir noktadan sonra yavaş yavaş orada da açıklamalar gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Aslında Şampiyonlar yönelik. Abdullah Hoca'nın olduğu yerde bu bir gelenek gibi. Tabii. Yani Başakşehir'de de sezon bitmeden bir sonraki sezonun transfer hamlelerini hazırlamış, çoğunlukla prensipte oyuncularla anlaşmış, kulüpleri çözmüş. Transfer dönemleri geçirdi Başakşehir'de. Trabzonspor'da da çok benzer işler yapıyor. Bence çoktan listesi bellidir. Bazılarıyla oyuncularla anlaşmıştır, kulüpleriyle görüşüyorlardır falan. E, şampiyonluk ilanından sonra, ki bence de doğrusu bu, e, kimlerle ayrılacak, kimlerle devam edecek? Hangi oyuncularla, mesela alt da çok oyuncu getireceğini düşünüyorum. Çünkü seneye Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası beraber gidecekse biraz böyle... E, Takımların içerisinde her an oynayabilecek, antrenman kalitesini yükseltecek genç oyunculara da ihtiyaç var. Onlardan da Trabzonspor alt bol bol vardır. Mesela bu açın bon servisini alır mısın? Almam. O zaman oraya iki tane sol bek alacaksın. Ee, evet. En az iki tane stoper alacaksın. En az iki tane. Ee, en az iki tane diyorsun ama Edgar Yenin durumunu netleştireceksin bence önce. Tamam. Bir Edgar Yen şu anda Trabzonspor sözleşmeli değil. Benim bildiğim sezon bitmeden dönecek bu arada sakatlıktan. Evet. Yani Vitor Hugo seneye bu takımın oyuncusu olmalı zaten. Tamam. Edgar Y de sakatlığındaki genç daha o sakatlığı atlatabilir. Edgar Y de geri gelecekse senin zaten o kaliteli bilmiyor. bir stoper tandemin var. E, Ahmetcan yarışmacı, Densville burada. Yabancı oyuncu kontajının biraz daralacak. O yüzden şöyle bir bakınca poğaça almaya gerek yok bence. Hatta Tront seni bile tutmaya gerek yok gibi gözüküyor yeni sezonda. Katılıyorum sana. Yani. Trabzonspor'a Trabzon e ihtiyacı yok Trabzonspor'a. bir şey katmadılar. O yüzden de tabii Cervinho ile ilgili ne yapacak? Ona da bakmak lazım. Şimdi ayrıldı yollar gibi gözüküyor ama kontrat dondurma artık olmadığı için ayrılıyorsun, fes tekrar anlaşıyorsun falan. O yüzden de ben Hugo ve Edgar Yen'in seneye Trabzonspor'da olmazsa olmaz oyuncular olduklarını düşünüyorum. Ama Poğaç için, Tronsen için durum biraz daha farklı. Yani işte iki sol bek, ee, en az iki stoper. Ya yani Edgar Iye ile de toplam iki. Yani şu anda sözleşmeli oyuncusu değil ya o yüzden söylüyorum. Ee, bence kanatlarında bir sıkıntı yok. İki tarafta da alternatif futbolcuları var Trabzonspor'un. Bir şey söyleyeyim. Ee, bir de golcü bence. Çok beğenen arkadaşlarım var. Onlara da saygı duyuyorum. Bruno Perez'in yerine de oyuncu ararım. Bruno Perez Serkan ikilisi. Dorukan dorde oynayabiliyor. Bruno eğer tabii ki Şampiyonlar Ligi oynayacaksan ben Bruno Perez'in çok ışıltılı bir performans olduğunu düşünmüyorum. Mesela geçen sene Rozier'in Beşiktaş'a şey yaptığını hmm. yapmıyor. Onu söyleyeyim. Ya da Omar'ın mesela derbideki performansı gibi bir ya performans izleyemedik. Şimdi izlemedik. Omar yeni geri döndü. Ona... Yani Mesela öyle bir performans izleyemedik daha Bruno Peres'ten. Onu demek istedim. Evet. Ben biraz daha işin hücum kısmına da katılabilecek Edin Viscan'ın da enerjisini arttırabilecek ki zaten çok enerjik bir oyuncu. Ama Bruno Peres'in performansının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni hayal ediyorsan Bruno Peres'ten iyisini de hayal edeceksin. Poğaç'tan Tronsen'den çok daha iyisini hayal edeceksin. Ya belki orada şunu yapabilir Trabzonspor. Ön elemeleri oynar. Bileti cebine koyarsa ona göre takviye de yapabilir bu arada. Erkut böyle bir bir yerde seni bekleyen yıldız oyuncular yok ki. Yok doğru da. Yani öyle öyle herkes dur bu oyuncumu Trabzonspor alırsa diye bir kenarda tutmuyor. Öyle ben bunları oynayayım sonra bakayım. Hani orada da şöyle oluyor ya, mesela. Premier Lig'deki e, transfer penceresi bizden daha erken kapanıyor vesaire. Orada Elinde kalan oyuncular olabiliyor. Bazen şöyle olabilir, şöyle muhter? olabilir. Bir takımla görüşürsün, şampiyonlar ligine gidersen vereyim oyuncuyu sana diyebilir. Bilmem katılır mısın? Yani oyuncusunu şampiyonlar liginde oynatıp parlatmak isteyen ya da tekrar yarışmacı oyuncu olarak almak isteyen takım eğer şampiyonlar ligi oynayacaksan o kozu kullanabilirsin. Olabilir. Diyebilir ki sana tamam şampiyonlar ligi oynuyorsan kiralık şu bu. Hı hı. Evet o olabilir. Ama Trabzonspor önelemeleri de kaliteli oyuncularla oynamak zorunda ya. Bir de bu var, bir de bu taraftan bak.